Yani ben saha içini konuşmayı tercih ederim tabii ki Trabzonspor'da. Neden? Abdullah Hoca'nın serzenişleriyle alakalı %100 tabii ki kimse bu duruma düşmek istemez. Ailesine kadar ulaşan bir Tabii. şey varsa şayet. Bu doğru bir yöntem değil. Bir teknik adama dair olumsuz düşüncelere de sahip olsunuz taraftar olarak. Yolunuz bu olmaması gerekiyor ama ben saha içine dönmek istiyorum Trabzonspor'da. 5 maçtır Trabzonspor'un resmi maçlarını takip etmeye gayret ediyorum. Hiçbir şey oynamıyor. Trabzonspor'da dün neyi yapamadı, neyi kötü yaptı diye bir soru gelemez. Çünkü hani eleştirebilmemiz için ortada bir futbolun olabilmesi gerekiyor. Ben Trabzonspor'da dün ortada bir futbol oynandığını göremedim. Son 10 dakika bir reaksiyon vermeye çalıştı. Bunun dışında özete tekrar bakabilir maçı izlemeyenler. Trabzonspor'un ilk şutunu özette 36. dakikaya koyabildik. 36, 37 Dragoş'un şutu. Böyle 5-10 metre üstten avuta Evet. giden. Bak Trabzonspor'un ilk 1-0'ın rövanşında, kendi evinde 1-0 kaybettiğim maçın rövanşında Trabzonspor'un ilk şutu 37. dakika. Sonra özet devam ediyor. Trabzonspor'un ikinci pozisyonunu arıyorsunuz. İkinci pozisyonu Trabzonspor 80'de Enis Destan'ın yandan. İşte bir şut bak. Aradaki zamanlara bakar mısın? Şimdi bu süreçte Trabzonspor ne oynamış oldu? Hiçbir şey. Yani tabii ki yeni kurulan takım, yeni kurulan kadro, yeni oyuncular vesaire diyoruz. Oyuncuların bazılarının ben Trabzonspor seviyesiyle alakalı olarak sorgulanmasını normal karşılıyorum. Çünkü performansları hakikaten bir sorgulatacak seviyede başlangıçta. Şimdi Abdullah Hoca ile ilgili bence sorun şu. Şimdi Abdullah Hoca'nın biz zaten oyunlarına alışkınız. Çok fazla işte topa sahip olmak isteyip topu geride oyun kurmaya çalışan ileri taşındığında da diyelim orada tıkandığında tekrar o topu geri servis ettirip yeni baştan o organizasyonu sağlamaya çalışan bir anlayışı var. Buna hepimiz alışkınız. Yani bu yabancı bir oyun tarzı gelmiyor kimseye zaten Abdullah Hoca'nın oyunu. İşte pivot santraforun eksikliğini gördük bu maçlarda vesaire ama Trabzonspor ne Rozenborg maçlarında ne Sivas maçlarında ne Sivas maçı ne de Rapid Wien maçlarında sadece santraforu olmadı yani pivot santraforu olmadığı için sorun yaşadığıyla açıklayacak bir oyun oynamadı. 5 maçında kahramanı Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır'ın canı çıktı. Bak Uğurcan Çakır'ın 5 maçta canı çıktı. Bir kaleci ligin ilk 5 maçında 34 kurtarış yapar mı Trabzonspor kalecisi? 34 tane şut çıkarmış. 37 şutun 3'üne artık yapacak bir şey yok. 3 gol yedi şu ana kadar. 34 şut çıkarmış. Normalde Trabzonspor'un kalecisine 34 şutun gelmesi gereken maç sayısını herhalde burada 5'te ölçemeyiz. Rakiplere de bir bakmamız gerekiyor seviye anlamında. Gidip bugün siz Şampiyonlar Ligi'nde şu an atıyorum Dortmund'da, Atletico Madrid'de oynamadınız bu maçları. Rapid Wien'le, Rosenborg'la falan oynadınız. Şimdi taraftar coşkulu oyun göremiyor. Savunma organizasyonu yok. Hücum aynı şekilde. Hani elle nereyi tutabileceksin? Şimdi şu sorun olabilirdi. İşte savunmayı iyi yaptı Trabzonspor. Ya hücumda zorlandı, sıkıntılar yaşadı ve gol atamadı, elendi. Dersiniz ki o ama zaman pivot santrfor gündeme gelebilir. savunmayı iyi yaptı ama işte hücumda bitiremedi de bu sonucu aldı. Şimdi Trabzonspor savunmayı da kötü yapıyor. Hücumu yok. Orta sahası yani varla yok. Yani madden varlar oyuncular sahada bedenen ama ruhen o oyuncuların oyuna katkısını göremiyoruz. Okan Yokuşlu dışında ben yani böyle ortalama bir performans göremedim o oyuncuların. Şimdi gelelim bugün yaşananları artık yani Trabzonspor camiasındaki havaya. Sezonun henüz başı. Daha yeni başladık. Ligin ilk haftası ama hoca ile ilgili eleştirilerin de ötesini artık kaymaya başladı. Oluştu. Şimdi Abdullah Hoca Trabzonspor'a ilk geldiğinde Trabzonspor'da yavaş yavaş bir şeylerin değişebileceğini gösterdi, hissettirdi. Neydi bu? O dönemki kadroda aynı bu oyunu oynuyordu. Ya bu kadar böyle bir oyun. İşte savunma kötü, hücum kötü, orta saha kötü. Eddie Newton'du Trabzonspor'un hocası. Sonra Abdullah Hoca takımı aldı. Bir şeyleri değiştirmeye savunmadan başladı. Trabzonspor fena savunma yapmamaya başladı. Ya orada bir ışık aldı taraftar. Dedi ki hücumu da toparlarsak takım sanki böyle bir şeye evrilecek. Sonra hücum da toparlanmaya başladı takviyelerle. İşte bir sonraki sezon Marekamşikler vesaire. Ve sonrasında şampiyonluk sezonu. Öyle iyi oyun, güzel oyunlar.
Özellikle ligin ilk bölümü için söylüyorum bunu. Ve Abdullah Hoca ne söylerse şehir arkasından geliyordu. Bak, sözüne itimat ediliyordu ve arkasından geliniyordu. Yani bir sonraki haftayı işaret ediyordu ya da bir sonraki ayı işaret ediyordu, değil mi? Yani gelecek ay şöyle olacak. Bak, inanıyordu taraftar ona. Ama bu kez durum aynı değil. Bu kez Abdullah Hoca'nın söylediklerinin tersine gidiyor şehir. Neden? Geçen yıl Kasım ayını işaret etti. Trabzonspor kötü gidiyordu. Kasım ayını işaret etti. O Kasım ayındaki futbol gelmedi. Aylar yıllar geçti. Şimdi Eylül ayını işaret ediyor. Yani geçen sene olmayana bu sene artık o kadar süreçten sonra zaten oynanan oyun, ligin başlangıcı, inanmıyor taraftar. İnandırıcı gelmiyor. Dolayısıyla Abdullah Hoca'nın ilk döneminde arkasından gelen şehir sözüne güvenip, arkasından gelen, onu takip eden, ona inanan, güvenen şehir artık söylemlerinin tersine gidiyor. Ve burada bir ayrılık var. Yani sen bu tribünlerle, taraftarla... Yolun sonunun ayrılık olacağını mı düşünüyorsun? Hayır. Gönül olarak yani o birbirine yakın gönüller gelinen süreçte uzaklaştı. Yani bu, şimdi Abdullah Hoca'yı siz daha önce gördünüz mü böyle şeyler? İşte dünkü maçta da vardı pankartlar vesaire. İşte Sivas maçından sonra tezahürat, işte Rapid Wien maçı, pardon. Hatırlayın yani. Şimdi o gönül kırgınlıkları oluştu artık. Dolayısıyla bunun toparlanabilir mi? Yani normalde Abdullah Avcı tecrübesinde bir teknik adam toparlayabilir. Tekrar inandırabilir ama inandırabilmesi için bir şeyleri ortaya koyabilmesi gerekiyor. Yani söyleme artık inanmaya geçti Trabzonspor, evet, taraftarı. Çünkü sahada gördüklerine bakıyor, gördüklerine inanamıyor. Peki Serhan, şimdi Trabzonspor transferleri çok erken yaptı. Kadrosunu çok erken kurdu. Pek çok transferi kampa yetişti. Birlikte çalışma imkanı da buldular. Elbette yeni yapılan ve yapılacak transferler de var. Ama Trabzonspor taraftarı özellikle transfer döneminde yapılan hamlelerle birlikte çok daha beklentisi yüksek bir taraftar topluluğu haline gelmişti. Ve o beklediklerini göremiyorlar saha içinde. Bizim de beklentimiz o yöndeydi. Çünkü zamanında transfer yapan bir Trabzonspor vardı. Zamanında transfer yapmanın avantajları nedir? Beraber oynama yetisi kazanan oyuncuların ligde ya da önemli karşılaşmalarda hem birbirlerini tanıma açısından hem de takıma katkısı açısından maksimum verim verebilmesi çok konuşulurdu. Ama geldiğimiz noktada şimdi telafisi olmayan maçlara çıkıyorsun. Yani Avrupa Ligi'ne veda ediyorsun, Konferans Ligi'ne geçiyorsun. Avrupa Ligi'ne veda ederken de oyun anlamında hiçbir varlık gösteremiyorsun. Şu an istatistiklere bakıyorum mesela. Rakip ceza sahasındaki topla buluşma, Rapid Wien'in 30, Trabzonspor'un ise toplam 14. İsabetli şutu Rapid Wien'in 10, Trabzon 2. Toplam şutu Rapid Wien'in 18, Trabzon'un 5 ve Trabzon'un golü yok. Yani artık istatistikler bize Trabzon'un oyun anlamında çok fazla bir varlık gösteremediğini. Ama bu anlamda şu var, Abdullah Avcı'nın çok fazla tartışıldığını konuşuyoruz. Hı hı. Oyuncuları çok fazla konuşmuyoruz. Oyuncuların aslında performansı da iyi değil.